Bu söylen gittik, eşim de yanımda, bir arkadaş da var yanımda, o da koca. Beraber gittik Hulü Camii'ye, girdik, ilk defa nedir girdik Hulü Camii'ye, levhaları görünce mest oldum. Fakat bir levha daha görünce bir acayip oldum. İmam namaza durdu ama ben durmadım. O kıbleye karşı, yani şeye karşı, kıble, sırtım kıbleye karşı, yüzüm de duvara karşı, öyle bir yerde asmışlar. Efendim orada min külli fetcin emih diye bir hattat yazı yazmış. Aman Allah'ım. Bütün nedir? O minin nununi kullanmış, bir defa kullanmış. Hem de min külli, küllünün lamını ondan kullanmış. Fetcinin cimini ondan kullanmış. Emihinin kafını ondan kullanmış, böyle bir hat yazmış. Bir istif kullanmış. Aman Allah'ım. Namaz bitene kadar onu seyrettim. Mest oldum. Sonra namaz bittikten sonra dedim ki ben de namaz kılayım, Mahfil Nuri'ye gittim. Ama ehbet mi ehbet, kötü mü kötü, rezil mi rezil bir yazı gördüm. Ulan bu nasıl iş dedim ya, bir adamın birisi, bir gelinin birisi bir yazı yazmış, oraya getirmiş, asmış. Ulan bu nasıl bir şey dedim. Bu ne rezalet dedim ya, insan utanır ya dedim. Adını da yazmış üstelik rezil, icazet almadan adını da yazmış. Çünkü o yazının icazet alması mümkün değil. 100 sene kalsa icazet alamaz o yazıyla. Bütün yazılar silinse ortadan kalsa yine o yazı icazet alamaz. Dedim ben bir müftünün yanına gideyim. Müftü de o zaman arkadaşım, eski medrese arkadaşımdan bizden bir evvel dönem okumuş bir arkadaş. Bursa'nın müftüsü olmuş. Zeki Karakaya diye. Efendim müftü efendinin nedir telefonu bende vardı. Telefon açtım evine gittik. Bunu anlattım ya dedim de ki hocam böyle bir şey sorma dedi ya. Bir salakın teki dedi. Ben de kaldıracaktım nedir. Dediler ki hocam kaldırma bu rezil adam nedir ortalıkta söyler dolanır bilmem ne. Ağzı bozuk bir adam dediler. Münkirli Fethi'nin emirin orada yanında durması mümkün değil.